Arkadaşlar merhabalar. İntegralde alanı anlatacağım size. Belirli integral yardımıyla yapacağız ve şöyle başlıyorum olaya. Bir eğrinin x ekseni ile arasında kalan bölgenin alanını bulmak için a'dan b'ye f(x) dx integralinden yararlanırız. Eğer y ekseni ile eğri arasındaki alanı bulmak istersek fonksiyonun tersinin integralinden yararlanırız. Bunu ayrıca anlatacağım. Merak etmeyin. Şu an önce bir Eğri altındaki alanın x80 ile yaptığı bölgedeki alana bakalım. Onun nasıl bulunduğunu anlatayım size. Bakın şimdi a'dan b'ye x80 ile arasında kalan bölgenin alanı integral a'dan b'ye fx dx'tir. Artık integrali buluyoruz demek aslında da buluyoruz demek. Önemli bir durum var tabi burada. Eğer şu alanı sorarsam size eğrinin altındaki alan x eksenin altında kalacağı için matematiksel olarak bunun integrali negatif gelecektir. Bundan dolayı bu alan arkadaşlar eksi a'dan b'ye fx dx olacaktır tamam mı? Dolayısıyla buradan şunu çıkartabiliriz. Bir integralin mutlağını alırsak biz aslında alanı buluyoruz. A'dan B'ye yaptığımızda. Çünkü burası zaten olduğu gibi çıkıyor. Burada da integrali bulup eksiyle çarpabiliriz. Dolayısıyla bakın şimdi. Bu a1 artı a2 sorulursa bize integral a'dan c'ye eksi integral c'den b'ye demeliyiz çünkü burasının integrali negatif olduğu için bakın eksiyle çarptım. Eğer a1 eksi a2 sorulursa direkt şöyle yazabiliriz a'dan c'ye integral artı c'den b'ye integral çünkü zaten buranın integrali negatif olacağı için alanların farkı bana integrallerin toplamı olarak gelir. Eğer x ekseninin altındaysa alan negatif integraldir. x ekseninin üstündeyse pozitif integraldir. Cevap pozitif çıkar. Örnek şöyle bir integral arkadaşlar. 3 ise bunun simetriğindeki böyle bir integralde eksi 3 çıkacaktır. Haliyle alan negatif olamayacağı için eksiyle çarpacağız. Biz şuradaki bir yamuğun alanını normal geometriden bulabildiğimiz gibi artık integralle de bulabiliriz. Dikkat edin. Tabi burada tersten yaklaşacağız aslında. İntegral sorduğu zaman bize bazen biz bildiğimiz alan formüllerini kullanabiliriz. Örnek ben size bu soruyu yazayım bakın. Sınavda sorulsaydı bu şöyle sorulurdu. Sıfırdan dörde fx dx nedir diye sorulurdu tamam mı? O zaman biz şunu derdik. Zaten sıfırdan dörde fx dx bu Eğrinin burada zaten doğru aslında. Bu doğrunun altındaki kalan alan demek. Burası 2. 45 45 90 üçgeni olduğu için aslında şurası 2 4 6. O zaman burası da 6 görebilirsiniz bakın bu şekilde. Yamuğun alt tabanı 6, üst tabanı 2. Bölü 2 çarpı yükseklik 4. Böylece ne oldu? 8 bölü 2 4 4 çarpı 4'ten 16. Bakın hiç integral hesaplamadan bu alan yardımıyla integrali bulabiliriz. İşte bazen integralden yararlanıp alanı bulacağız, bazen de alandan yararlanıp integrali bulacağız. Bu şekilde bir tane basit bir örnekle başlamış olayım size arkadaşlar. Dediğim gibi unutmayın. Aşağıda ise integral negatif değerlidir, x ekseninin üstündeyse pozitif değerlidir. Alana ona göre işaret vermeyi unutmayın. Şimdi bakın, bizden 2 ile 3 aralığındaki alanı istiyor. O zaman 2 ile 3 aralığındaki alan demek aslında bu aralıkta integralin değeri demektir. Zaten x ekseninin üstünde olduğu için integralin kendisi bana alanı verir. Yapıyorum o zaman fx x küp eksi 3x kare artı x artı 5'miş. İntegralini alırsak x üzeri 4 bölü 4 eksi x küp artı x kare bölü 2 artı 5x. 2'den pardon evet 2'den 3'e. 3 yazdığımız zaman 81 bölü 4 eksi 27 artı 9 bölü 2 artı şurası 5 15 oldu. Eksi açıyorum bir tane 16 bölü 4 4 eksi 8 artı 2 artı 10 arkadaşlar bu şekilde. Bunun cevabını hemen hesaplayayım ben size. 39 bölü 2 olması lazım arkadaşlar. Yanlış hesaplamadıysam bu şekilde bunun alanını bulmuş olduk. Diğer soruya gelelim. Yukarıdaki şekilde f(x) fonksiyonu verilmiştir. 1'den 5'e integral f(x) dx kaçtır diyor. Şimdi bakın, bir kere fonksiyon 1'den başlarsak zaten hep pozitif değerli, değil mi? Fonksiyon hep pozitif olmuş. O zaman bu 1'den 5'e olduğu gibi çıkar. Mutlak değer dışına bakın önce çıkardım. Bu arada 1'den 5'e integrali hiç hesaplamayalım. Direkt geometriyle yapalım arkadaşlar. Bu fonksiyonun şu aralıktaki Grafiğinin denklemini bulup sonra bu denklemi bulup tek tek onların integralini alıp yapmaktansa artık 1'den 5'e fx dx'in Aslında bu eğrinin ki burada doğru ve bir tane daha doğru Böyle 1 ile 5 aralığında x ekseniyle ile yaptığı alan diyebiliriz bu integralin değerine o zaman Artık şurası bir birim burası da bir birim Şu üçgenin alanı 1 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 2 Zaten yüksekliği 1, diğer kenarı da 3 olan bir dikdörtgen. Bunun alanı da 3. Üç. Böylece 3,5 üç geldi. Bu integralin değeri. Mutlak değerden niye pozitif çıktı? Çünkü fonksiyonun kendi değeri 1'den itibaren hep pozitif olduğu için. Onu da atlamayın sakın. Bakalım, şekildeki taralı bölgenin alanı 6 birim kare olduğuna göre f1 kaçtır? Pratik bir bilgi vereceğim size. Eğer bir parabol verildiğinde size x kare ax kare artı bx artı c paraboldür. Bunun teğet olduğu noktadan bir noktaya kadar alanını sorarsa böyle şunu yapabilirsiniz. Buranın uzunluğu a olsun buranın uzunluğu b. Bu taralı alan ab bölü 3'tür. Şöyle dikdörtgeni tamamlayayım. Bu alanda 2ab bölü 3'tür pratik bilgi. Bir örnek gösteriyorum bakın bir parabol. Şöyle olsun. Şurası 3 birim olsun. Daha doğrusu apsisi 3 olsun tam burası tepe noktası olsun. Şu şekilde. Benden diyelim şuranın alanını istiyor. Buraya 5 diyeyim. Burası 2 birim olsun. Uydurayım. Mesela burası da 8 olsun. Tamam mı? Benden şu alanı istediği zaman işte T'den itibaren olacak. Kesinlikle kuralımız böyle. 2 çarpı 8 bölü 3 diyeceğiz. 16 bölü 3 olacak. Tamam mı? Şöyle bir alana hesaplayamazsınız ama. Verdim ben sana. Dedim ki bana şu alanı bir hesapla bakayım. Neresi olsun? Ha şurası olsun mesela. Bu alanı hesaplatırsam bunu normal integral de bul. Çünkü teğetten başlamıyor. Benim anlatmak istediğim olay teğetten başlayacak sana sorulan noktaya kadar. Bu şekilde bu alanı pratik formülle yapabilirsin. Böyle bir alan sorarsak yani şu kadarlık kısmını sorarsam o zaman orası için arkadaşlar integral. Dolayısıyla bu soruda pratik bilgiyi uygulayabiliriz bakın. Burada teğetten itibaren başlıyor. Çünkü ax kare parabol aslında şöyle bir paraboldür. Dolayısıyla tam sıfıra sıfır noktası teğet noktasıdır. Buradan itibaren 2 iki birim. 2'yi yerine koyarsak burası 4a olur. 8a bölü 3. 6'ya eşit olduğu için a buradan ne geldi? 18 bölü 8'den 9 bölü 4. O zaman 9 bölü 4 x kareymiş. F1 de buradan 9 bölü 4 olur. Bu pratik bilgi sayesinde cevabı bulabiliriz bakın. Gelelim bu soruya. Şimdi taralı bölgenin alanını sormuş. Bakın yine dediğim gibi şurası hesaplanabilir. Çünkü tam tepe noktasıdır burası. Tepe noktasından itibaren şu bölgenin alanı burası 4 birim. Şey burası 4 birim diyorum pardon. Şurası 2 birim. Burası 4 birim. O zaman bu alan 8 bölü 3. Burası 2 ile çarpacağız. 16 bölü 3. Burası da 16 bölü 3 olduğu için en azından bu kısmın alanını bulduk. 32 bölü 3. Şimdi gelelim simetrik olduğu için bu bölgenin alanını bulursak bu bölgenin alanını da bulmuş oluruz. 2 ile çarparız. Eksi 3'ten eksi 2'ye ne verirsek verelim burası pozitif olduğu gibi çıkar. Örnek eksi 2,5 verdiniz düşünün. Karesi 6.25 olduğu için burası pozitif çıkar. O zaman integral x kare eksi 4 eksi 3'ten eksi 2'ye Olduğu gibi çıktı. Bakın bu çok önemli. Mutlak değer dışına çıkaracağız. Sonra integral alacağız. Böylece buranın alanı aynı zamanda tabii ki integral değeridir. Neden? Başta söylemiştim. x ile yapılan alan eğer üstte ise integral'in kendisine eşit. Böylece x küp bölü 3 eksi 4x eksi 2 ve eksi 3 yazarsak eksi 8 bölü 3 artı 8 araya bir eksi koyuyorum. Eksi 9. Artı 12. Buradan da 12 eksi 9 3 yaptı. Şurası 8 eksi 3 5. 5 kere 3 15. 7 bölü 3 oldu. Dolayısıyla şu alan da 7 bölü 3'tür arkadaşlar. 14 bölü 3. 32 bölü 3 daha. 46 bölü 3. Bu şekilde pratik bilgiyle yapabildiğimizi yapalım arkadaşlar. Yoksa zaten integral kullanacağız yeterince. Bazı sorularda da bize grafiği vermeyecek bakın biz çizeceğiz. O yüzden parabol bilgisi önemli. Ben parabolü de anlattım. Orada parabolle ilgili grafik çiziminde falan eksikleriniz varsa lütfen onu da dinleyin. Parabol bilgisini kullanacağız çünkü. Şimdi parabolü nasıl çizeriz arkadaşlar? 1. X'e 0 veririz. Klasik doğru çizer gibi. Y'si eksi 1 olur. Y'yi eksi 1'de kesiyormuş. 2 y'ye 0 veririz. Yani 0 eşittir x kare eksi 1 olur. Buradan da x eşittir 1 ve x eşittir eksi 1 olur. x eksenin kestiği noktaları buluruz. Üçüncü de tepe noktasını buluruz. Tepe noktası için zaten bunun r'si 0'dır. Çünkü eksi v bölü 2 a'ydı tepe noktasının apsisi. Yerine yazarsak k'da ne gelir? Eksi 1. Demek ki bunun tepe noktasının apsisi şey tepe noktası zaten 0 eksi 1'miş. O zaman gördüğünüz gibi x eksenini eksi 1 ve 1'de kesiyor kollar yukarı doğru 0'a eksi 1'de de tepe noktası var. O zaman bu fonksiyonun x ekseni ile arasında kalan sınırlı bölgenin alanı burasıdır. Ne yapacağım ben? Tabii ki o pratik bilgiyle göstereceğim size. Hemen şu bölgenin alanı arkadaşlar tepe noktasından itibaren olmak zorundaydı. Bakın teğetten itibaren. Burası bir birim. 1 çarpı 1 bölü 3'ten şu bölgenin alanı 1 bölü 3. 2 ile çarparsak 2 bölü 3. Burası da aynı alan simetrik. 2 bölü 3 daha. 4 bölü 3 oldu. Bu şekilde bakın. integralsiz bulabiliriz. Geldik buraya. Yanda fx yukarıda daha doğrusu. fx eşittir eksi 3 x kare artı 8 x eksi 6 fonksiyonunun grafiği x eşittir 1 ve x eşittir 3 doğruları ile x eksen arasında kalan sınırlı bölgenin alanını bulunuz demiş. Bakın önemli. Burada integrali bulduğumuz zaman negatif çıkacak. Eksiyle çarpmamız lazım. Niye? Bu bölgedeki alan arkadaşlar pozitiftir. Alan negatif olamaz ama fonksiyon x ekseninin altında kaldığı için integrali kesinlikle negatif gelir. Dolayısıyla bu şöyledir birden 3'e eksi fx dx bu alanı verecek bize. Anlaştık mı? Bunu unutmayın ki sorularda bu bilgiyi şu an çok işimize yaramayabilir. Çünkü zaten alan negatif olmaz deyip eksiyle çarparsın. Ama bununla ilgili güzel sorular var çözeceğiz. Kesinlikle bu alanın eksi integral olduğunu bilin bu soruda. Dolayısıyla integralini alıyorum fonksiyonun. Eksi 3x karenin integrali eksi x küp. Sonra 8x'in integrali 4x kare Eksi 6'nın integrali eksi 6x. Ne koyacağız? 1'den 3'e. Böylece artık ne söylerim? Ee, eksi 27 artı 9 çarpı 4 36. Eksi 18. Eksi açıyorum. Eksi 1 artı 4 eksi 6. Buradan da 36 eksi 18 e, 24 yapar. Ben bir hesaplayayım. Neyse bekletmeyeyim size. Şimdi bakın burası eksi 6 oldu doğal olarak. Çünkü ne demiştim? İntegral negatif çıkar. Alan için eksiyle çarpıyoruz. Alan 6 birim kare olmuş oldu. Size acaba bunu pratik bilgiyle zorlayabilir miyiz? Bakalım. Kendim mesela tam teğetten itibaren yapsam. Şu bölgenin alanını bulsam. Sonra bu bölgenin alanı da tam simetrik olduğu için eşittir. Haliyle ben şunu yapayım. Bak size pratik bilgiyle de göstermeye çalışayım bu soruyu. Şimdi şurası tepe noktasının apsisi. Şurası tepe noktasının apsisine 1 artı 3 bölü 2'den 2. Tam ortasında yer alacak çünkü. Gerçi öyle mi? Bir dakika hemen öyle demeyelim. Belki yer almayabilir. Ben bunun tepe noktasının apsisini bulayım. 8 eksi b bölü 2a'dan 8 bölü 6 4 bölü 3. Ha. Şimdi arkadaşlar burada hiç Pratik bilgiyle yapmaya gerek yok. Çünkü tepe noktası bunların tam ortasında çıkmadı. Buradaki alanı ayrı hesaplayacağım. Buradaki alanı ayrı hesaplayacağım. Yine pratik olmayan bir yere götürecek bunu. İntegralden bulduk. Ne güzel böyle kalsın. Bu bahsetmiştim zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu x-eksenin altında kalan bölgenin alanı sorulursa bize integralin eksiyle çarpılmışı bize alanı veriyor. Burada da yine S1 eksi S2, S1 S2 sorulursa direkt A'dan B'ye integral cevabı verir. Neden? Çünkü zaten S1 eksi S2 normal integralin kendi değeridir. Ama integralleri değil de alanların toplamını sorarsa o zaman A'dan B'ye fx dx diyeceğiz. Niye? A'dan şuraya kadar C olsun mesela. A'dan C'ye integral pozitifken C'den B'ye integral negatif çıktığı için eksi B, C'den B'ye buranın alanını verecek. S1 artı S2 de A'dan C'ye integral ve C'den B'ye eksi integral olacak. Bundan dolayı mutlak fx'ler sorularda da mutlak fx görürseniz şaşırmayın. Alan negatif çıkmasın diye böyle bir kontrol mekanizması oluştururuz. Mutlak değer alanı verir. Şöyle verirsek direkt integral neyse o. Pozitifse pozitif, negatifse negatif. Bununla ilgili örnekler çözeyim ben size. Yan sayfada hatta arkadaşlar şurayı bir atlayayım. Buradan bir bahsedelim, ne olduğunu görelim. Burayı çünkü hep söyledim ama sorularını çözmedim. Bakın şimdi bir örnekle her şeyi anlatacağım size. Eksi 2'den 2'ye fx dx nedir demiş. a1 5 vermiş. a2'ye 10 vermiş. a3'de 3 vermiş. Bakın eksi 2'den 2'ye integral şudur. Integral soruyorsam burasının integrali 5. Alanı da 5'tir. Buranın alanı 10'sa integrali eksi 10'dur çünkü aşağıda kalan alan alan negatif olamayacağı için integral negatif olacağı için ne yaptım bakın eksi 10 oldu. Dolayısıyla buranın integrali eksi 5 geldi. Eksi 2'den 3'e kadar integrale bakalım şimdi. Eksi 2'den 3'e kadar integrali soruyorsam birinci bölge 5'tir integrali ikinci bölgenin integrali eksi 10'dur üçüncü bölgenin integrali 3'tür böylece eksi 2 gelir. Eksi 1'den 3'e kadar integral nedir dersek eksi 10 artı 3 deriz. Eksi 7 olur. Gördüğünüz gibi integral için alan değil aşağıda kalıyorsa negatif kısmı alıyorum. Yukarıda kalıyorsa pozitif diyorum. Ama mutlak fx dx dersem zaten direkt böyle kalkar. Fonksiyonlardan hatırlayın. Mutlak fx'in grafiği demek direkt aşağıda kalan kısmı yukarı taşı demek. Buradan bile görebilirsiniz. Dolayısıyla 5 negatif yoktur. Direkt 10 deriz. Negatif yoktur. 3 deriz. 18 olur. Eksi 2'den 3'e kadar integralin değeri de 5. Burası eksi 1'den 3'müş pardon. 10 artı 3 olacak o zaman. Eksi 1'den başladığı için 13. Burası 5, 10, 13, 18 oldu. Eksi 2'den 2'ye de arkadaşlar 5 artı 10'dan 15. Gördüğünüz gibi integral sorarsak negatifse negatif, pozitifse pozitif. Mutlak değerli sorarsak veya alan sorarsak her türlü pozitif kabul ediyoruz. Bakalım ne demiş? Yan da fx eşittir x bölü x kare artı birin karesi fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre grafikte gösterilen boyalı bölgenin alanlarının toplamını soruyor bize. Şimdi burada tabii ki normal yollarla bu alanları bulamayacağımız için standart integralle yapacağız. Şimdi alan sorduğu için arkadaşlar eksi 2'den sıfıra kadar dikkat edin lütfen x bölü x kare artı birin karesinin eksilisi. Neden? Burası alan ama alan negatif çıkmamalı. Aşağıda olan bölgenin integrali negatif çıkacağı için eksiyle çarpıyorum ki alanı negatif bulmayayım. O yüzden orayı eksiyle çarptım. Sonra buranın değeri yine pozitiftir. Olduğu gibi yaparız. Sıfırdan bire x bölü x kare artı 1'in karesi. Dx'leri de hadi unutmayalım. Şimdi tabi burada integral bilgimizi konuşturacağız. Ne yapacağız? x kare artı 1'e u diyeceğiz. Dolayısıyla 2x dx eşittir du olur haliyle x dx gördüğüm yere du bölü 2 yazmalıyım. Bak şimdi integral x dx gördüğüm yere du bölü 2 yazıyorum. O 1 bölü 2 olarak dışarıda dursun. U kare oldu aşağısı. Bunun integrali de nedir? U üzeri eksi 2 du olduğu için 1 bölü 2 u üzeri eksi 1 bölü eksi 1'den eksi olmuş oldu. U dediğim neydi? x kare artı 1. O zaman eksi 1 bölü 2 bir de x kare artı 1 yazıyoruz. Ters çevireceğiz. Öyle eksi 1 olarak dursun üstünde. Ellemeyim şimdi orayı. Böylece eksi 2'den 0'a yazıyorum şimdi. 0 yazınca zaten 0. Artı 1'den 1. Ters çevirince yine 1. Eksi 1 bölü 2 oldu. Araya bir eksi koyuyoruz. Eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin karesi 4. 4 artı 1. 5. Ters çevirince 1 bölü 5. Eksi 1 bölü 10 oldu. Böylece eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 10 da 5 bölü 10. Eksi 1 bölü 10. Eksi 4 bölü 10 oldu. Bakın integral gerçekten negatif geldi. Alanı eksi ile çarpacağım ki alanı negatif bulmayayım. Hakikaten önünde de eksi vardı bakın. O yüzden artık buraya getiriyorum çarpıyorum. 4 bölü 10'dan 2 bölü 5 geldi. Şu bölgenin alanı. Şimdi aynı şeyi burası için de yapacağız. Bundan sonra bir daha integral hesaplamamıza gerek kalmayacak çok şükür. Ne yapıyoruz o zaman? Neydi integral? Burada eksi 1 bölü 2 x kare artı 1'in tersi. Bu sefer 1'den 0'a olduğu gibi burada yazıyoruz. 1 koyuyorum. 1 artı 1, 1 bölü 2. Ters çevir. Eksi 1 bölü 4. Araya eksi koy. 0 artı 1 1 bölü 2 arada eksi var artı 1 bölü 2 oldu. O zaman buranın alanında 1 bölü 4 geldi bakın. 1 bölü 4 şu yeşil bölgenin alanı 2 bölü 5 kırmızı bölgenin alanı toplarsam 1 bölü 4 2 bölü 5 daha 5 8 13 bölü 20 imiş bu alan. Bunlar MEP soruları. MEP soruları da bazen ÖSYM soruları gibi arkadaşlar. Hem uğraştırıcı hem sayılar da böyle klasik test kitaplarındaki kadar net gelmiyor. Ama önemli bir örnekti. nereye eksiyle çarpıyoruz, nereyle çarpmıyoruz onu görmek açısından. Yine integralde eksi ve artıyı anlamak adına güzel bir soru. Eksi 3'ten 3'e fx dx 2'ymiş. Bu ne demek o zaman? Eksi s1 artı s2 3 demektir. Çünkü integralde alan malan dinlemez. Aşağıda ise eksi olur, yukarıda ise artı olur. Bu yüzden eksi S1 artı S2 3'tür. Mutlak fx dx demek alan demektir. Bundan dolayı olduğu gibi S1 alırız. Pozitif olduğu için S1. S2 alırız. Bu da 8'dir. Bakın mutlak değer zaten böyle katlamak demektir aşağıda olan kısmı. Böylece şu kısımların alanı aynı zamanda integralin de değerine eşittir. Haliyle S2 eksi S1 3 oldu. Buradan da o zaman 2 pardon orayı niye 3 yazdıysak. 2. Böylece 2 S2 10 S2 5. S2 5 ise S1'e de ne kaldı? 3 kaldı gördüğünüz gibi. Bu şekilde ne zaman eksi ne zaman artı demeniz gerektiğini anladığınızı düşünüyorum. Hemen göstereyim yine bir örnekte tabii ben. Şimdi S1 5'miş. Burası 5 diyor. S2 nedir onu bilmiyoruz. Tamam. Şimdi eksi 4'ten 2'ye integral olduğu için bak dikkat et lütfen. Eksi 5'tir çünkü buranın integrali negatiftir. Sonra artı S2 eşittir 12'ymiş. O zaman S2 buradan ne oldu? 17. Gördüğünüz gibi eksiye artıya dikkat edince soruların çözümleri gayet basit. Bu örneği yapmıştık. O zaman şuna geçelim hemen. Bakın şimdi. S1 6. S2 bilmiyoruz. S3 4 verilmiş. Şimdi mutlak değerli olunca o zaman 6 direkt artı S2 ve 4 12 olur mutlak fx verdiği zaman direkt olduğu gibi hepsini pozitif kabul ediyoruz. Böylece s2 neye eşit oldu? 2'ye. 0'dan 5'e integral nedir demiş. Yani şu bölgenin integrali eksi s2 artı s3'tür. s 2yi 2 bulduğumuz için eksi 2. s3'ü zaten bize 4 vermişti. Cevabımız 2 arkadaşlar bu şekilde. Ha, 0'dan 5'e istiyormuş. Pardon ben 0'dan 7'ye hesapladım. Onu düzelteyim. Sadece 0'dan 5'e'nin integrali Eksi S2 olduğu için eksi 2 olacak arkadaşlar. Güzel bir soru. Şimdi 2x eksi 4'lü vermiş. Bunu belirli integralden hatırlayın. Dinlemediyseniz de muhakkak dinleyin. Ne olacak? 2x eksi 4'ü önce U diyeceğiz arkadaşlar. Haliyle ne oluyor buradan? 2x eksi 4 U ise 2dx eşittir du'dur. Böylece dx eşittir du bölü 2 yapar. X'e 1 verince eksi 2 oldu. X'e 6 verince 8 oldu. Ve F U D U bölü 2'ye o 1 bölü 2'yi dışarı atayım böyle olsun. Artık ikisi de U U olduğu için harfi değiştirebilirsin. 1 bölü 2. Eksi 2'den 8'e fx dx'i soruyormuş aslında bize. Gelelim o zaman en başa. Eksi 2'den 8'e a2 10 birim a1 de 4 birim kareymiş. Haliyle eksi 2'den 8 e ama eksi 4 diyeceğiz aşağıda kalıyor çünkü. Artı 10 diyeceğiz 6. Bir de önünde 1 bölü 2 var. 3 oldu bu sorunun çözümü arkadaşlar. Bu şekilde ilk kısımda anlatmam gerekenleri anlattım. Konu kesinlikle bitmedi arkadaşlar. Ama hem sıkmamak adına hem de ilk iki sayfayı bitirdim. Üçe bölerek anlatmaya çalışacağım mümkün olduğunca. İlk parçayı böyle anlattım. Alan devam ediyor arkadaşlar. Sadece böyle sorular olduğunu düşünmeyin. Güzel sorularımız var. Hakikaten sağlam sorular da var. Daha ters fonksiyonla ilgili örnekler yapmadım. Diğer belirli integral, daha doğrusu integralde alan bilgileri ve sorularıyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.